8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman estetisyen Cemile Dar. Cemile Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz Cemile Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Adana'nın yemekleri çok meşhur. Bunu biliyoruz. Evet. O Adanaları, o dürümleri, her şeyi. Evet. Peki Adana'daki kadınlar ya da erkekler bölgesel yağlanmaları nasıl? Bunları yedikten sonra. Yani aslında bu bölgesel herkes bir sorun aslında. Yesek de yemesek de bir kilo problemi ciddi anlamda hepimizin bir sıkıntısı. Bölgesel incelme evet uyguluyoruz. Ama bölgesel incelmeyi bir zayıflama işlemi olarak düşünmemek gerekiyor. Zayıflama işlemi bambaşka bir şey. Bölgesel incelme, bizim yaptığımız uygulama bambaşka bir şey. İsmi üstünde zaten. Evet, hani aradaki farkı şöyle anlatabilirim. Danışan gelmiştir, ciddi bir kilo problemi vardır. Muhakkak ki bir diyetisyen desteğini istiyoruz. Sadece bölgesel incelme için gelen danışanlarımız şu şikayetiyle geliyor. Ben kilomdan memnunum. Hiçbir sıkıntım yok ama vücudun bazı bölgelerinde sıkıntısı vardır. Yani bölgesel incelme vücutta birikmiş, artık eritemediği bazı bölgelerinde ama bazı bölgelerinde oluşan sıkıntılı yağ hücrelerini vücuttan uzaklaştırma işlemidir aslında bölgesel incelme. Zaman içerisinde tabii bu kilo kaybına sebep olabiliyor ama asıl amaç dirençli yağ tabakalarından kurtarmaktır. Peki efendim bu işlemi nasıl yapıyorsunuz ve ağrılı mıdır? Bölgesel incelme ağrılı bir işlem değildir. Ses dalgaları kullanılarak oluşturulmuş ultrasonik bir cihazdır aslında. Cilde hiçbir zararı yoktur. Sadece cilt altındaki dirençli yağ tabakasına hedef alır. Ağrılı değildir ama uyguladığımız basıdan dolayı belki bir o basının vermiş olduğu sıkıntı yaratabilir. O da danışana göre değişebilir. Çok nadir de olsa kulakta bir çınlama olabilir ama bu sadece uygulama esnasındadır. Sonrasında hiçbir şey olmaz. Uygulamayı nasıl yaparız? Danışanın sıkıntı duyduğu bölgeye, yani bayanın her tarafı muntazamdır ama sadece üst bacakta sıkıntısı vardır ve cerrahi müdahale istemiyordur. Diyet de yapsam ben buradaki yağdan kurtulamıyorum diyordur. Bu üst bacak olabilir, basen olabilir, kalça olabilir, göbek o simit bölgesi dediğimiz yer olabilir, kol olabilir, tamamı da olabilir. İşte biz bu durumda bu cihazdan yardım alıyoruz. Ne yapıyoruz? O bölgedeki yağı sıvılaştırıyoruz aslında. Yaptığımız uygulamayla sıvılaştırıyoruz ve vücuttan atılacak duruma getiriyoruz. Likit hale getiriyoruz. Seans bittikten sonra danışanı lenf drenajı alırız. Lenf drenajda yapılan uygulama vücuttaki lenf noktalarında basın uygulayarak hani uyarı yaparak ayak tabanından göğüs altına kadar basınçlı bir terapidir aslında. Buradaki amaç damarlar arasındaki sıvıyı vücut drene etmektir aslında. Bu ödem atıldıkça biz buradaki yağ hücrelerinden de kurtuluruz. Ama öncesinde muhakkak ki danışanın bol sıvı tüketmesini isteriz. Su çok önemlidir. Birkaç gün öncesinden hatta su içmesini öneririz. İşlem sonrasında da su içmesini isteriz. İşlem biter. Danışanın uygunluk durumuna göre 2 gün sonra tekrar çağırırız. Aynı bölgeye G5 masajı uygularız. G5 de sıkılaşmayı sağlar, ödem atmasına yardımcıdır. Bu uygulama bittikten sonra tekrar biz lenfe alırız danışanımızı. Haftada 2 gün bizimledir. Bu yaptığımız 4 farklı işlem de bizim bir seansımıza denk gelir. İlk günden itibaren de hemen sonuçları görmeye başlarız. Peki kaç seans sürüyor? Seans aralıkları ne kadar? Bunlarla ilgili birazcık bilgi alalım. Uygulama süresi bölgesel incelme için yarım saattir. Lenf drenajı da yarım saat kılınır. Yani geldiğimizde bir saati harcıyoruz. Evet, geldiklerinde bir saati bize ayırmaları gerekiyor. Ama tabii ki bu tek bir bölge için. Bir günde en fazla 2 bölge çalışılabiliyor. 3. bölgeyi aynı gün alamayız. 2 bölge çalıştığımız zaman da bu 1,5 saat olabiliyor ve haftada 2 gün bize ayırmak gerekiyor. En az 10 seansı öneriyoruz. O da kişiden kişiye değişiyor. Tabii ki. Şimdi bu beklentiyle alakalı incelme vücuttaki yağ oranıyla da aslında alakalı. Bazı danışanlarda evet minimum 3 santimden başlıyor. Bu artarak devam ediyor ama ciddi bir yağ, dirençli bir yağ tabakası varsa bu incelme daha fazla görülüyor ama daha fazla seans gerekiyor aslında. Yani ne zaman, ne kadar incelmeden sonra mutlu olacağını bilemiyoruz. Bu danışana göre değişiyor ama minimum 10 seansı öneriyoruz. Peki seans aralıkları nedir? Seans aralıkları işte haftada 2 gün gelinir.
10 seanstır. Yani 10 hafta sürüyor. Evet, 10 hafta sürüyor. 2,5 ay falan. Evet, yani 2,5 aydan sonra yani kısa bir ara verilip tekrarlanabilir. Peki diyet yapmak gerekiyor mu? Evet. Şimdi, diyet en çok sorulan soru budur aslında. Ben diyet yapacaksam o zaman niye geliyorum? Evet, şimdi bizim öyle bir tabii ki önerdiğimiz, eline verdiğimiz bir diyet programı yok. Ama az önce dediğim gibi eğer bir ciddi bir kilo problemi varsa muhakkak ki diyetisyenle yol almak çok güzel olur. Sonuçları hızlandırır, daha iyi bir sonuç alırız. Ama onun dışında dediğim gibi eğer sadece tek bir bölge, asıl bizim işimiz olan tek bir bölgedeki yağlanmaya müdahale edeceksek bizim istediklerimiz şunlardır. Sıvı tüketimini arttırmak gerekiyor. Yani birkaç gün öncesinden günde 2,5-3 litreye yakın gün içine dağıtarak sıvı tüketmesini istiyoruz. Uygulama sonrasında da sıvı tüketimine devam etmesini istiyoruz. Yürüyüş yapmasını isteriz. Yapabiliyorsa spor, egzersiz yapmasını isteriz. Tabii ki burada biraz beslenmeye de dikkat etmesini isteriz. Maalesef mutlaka. Şöyle bir şey var. Ben işleme giriyorum, özgürüm, her şeyi yiyebilirim. Böyle bir şey olamaz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bizim istediğimiz sadece bunlar. Peki bölgesel inceleme sonuçları gerçekten sizin dediğiniz seanslara uyduk ve gerçekten istediğimiz, hayal ettiğimiz görüntüye kavuştuk. Kalıcı mı? Bölgesel incelme sonuçları kalıcıdır. Tabii ki bu kalıcılık incelme sağladığımız bölgelerde eğer danışan hareketsiz bir yaşam sürerse, yediklerine dikkat etmezse incelme sağladığımız bölgelerden tekrardan yağlanma söz konusu olabiliyor maalesef. Ömür boyu gitmiyor. Yani tabii ki oradaki biz aslında yağ hücrelerini yok etmiyoruz. Oradaki dirençli yağ tabakasını sıvılaştırıyoruz. Hani vücuttan atılacak hale geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Diyet de yapmıştır. Ama istediği bölgedeki yağı kaybetmiyor. Yani yağ hücreleri gitmiyor. Çok başka yerlerden, çok danışanım diyor. Diyete gidiyorum, diyet yapıyorum bir diyetisyenle. Ama yüzüm gözüm çöküyor. Her taraftan zayıflıyorum ama benim göbeğim gitmiyor. Evet. Ya da benim kollarım hep kalın. Ya da doğumdan sonra kalan bir göbek altı bölgemiz vardır. Muhakkak ki. Ama biz burada sadece oradaki dirençli yağ tabakasını vücuttan uzaklaştırıyoruz. Şöyle bir yanlış anlaşılma da olabiliyor. Özellikle işte bayan kadın danışanlarımızda böyle karın çatlıyor tabii ki. Bir sürü esnemişleri oluyor. Muhakkak ki onda cerrahi bir müdahale gerekiyor. Yani bizim oradaki onu toparlama gibi bir şansımız yok. Evet. Peki öyle herkese şey uygulanabilir mi? Evet, herkese uygulanabilir. Kimlere uygulanmaz? Yine doğum yapmışlara, hamilelere. 18 yaş altına çok uygulamayı tercih etmiyoruz. Kanser tedavisi görenlere uygulamıyoruz. Onun dışında herkese uygulanabilir. Şimdi burada şöyle bir şey belirtmek isterim. Mesela ben tabii liposuction çok sık yapan bir hekimim. Bazı hastalar gelir bize. Hakikaten yani liposuction yaparken son derece kolaydır. Uygulama son derece rahat bir şekilde ilerler. Bazı hastalar gelir, çok ciddi anlamda doku böyle sertleşmiş, sıkılaşmış, böyle taşlaşmış gibi dokular. Evet, çok güzel bir şey. Şimdi bunu özellikle söylüyorum ki, hani özellikle bu tip uygulamaları yapacak ya da yaptıran ya da yapanlar için de aslında bir uyarı anlamında. Şimdi hasta normal şartlarda hiçbir uygulama yapmamışsa, bize geldiğinde o dokular böyle hani otobanda gider gibi ilerliyoruz. Fakat bazı hastalar o kadar sıkı, o kadar sertleşmiş dokularla karşılaşıyoruz ki bunlar çok yüksek bir ihtimalle bu tip uygulamalar yaptırmış. Evet. Yani biz sıkılaştırmışız hocam. Söyle, cildi de sıkılaştırmışız. Ama tam tersi de olabiliyor. Kadın geliyor, ciddi anlamda basenleri var ama hayatı boyunca hep olmuş. Evet. Hiçbir uygulama yapmamış, cerrahi işlemden ya korkmuştur ya istememiştir. Biz de bölgesel incelme, evet bir danışanda iki seansa çok güzel hemen sonuç alabiliyoruz. Ama o kadar doğru bir şey dediniz ki çok denk geliyoruz. Evet. O basen kısmı yani beton gibi olmuş. Yani onu artık birkaç seansa biz yumuşatana kadar, onu eritene kadar çok bir efor harcamak gerekiyor. Ve sonucunu da biz danışana gösteriyoruz. Zaten her danışanda biz önce bir fotoğraflama alırız, ölçümlerini de alırız muhakkak ki. Bu dediğiniz şey biz de çok yaşıyoruz. Tek bir bölgeye önce çalışıyoruz. Çok çok zaman alıyor gerçekten, inanılmaz sert geliyor çünkü yılların biriktirdiği asla hiç erimemiş bir dirençli bir yağ tabakası var. Bazı işlemlerimiz var mesela soğuk lipoliz gibi, orayı bile tutamıyor o kadar sertlikte. Evet, biz tek bölgeye çalıştığımız zaman önce bir ayağı kaldırıyoruz, aynadan bir gösteriyoruz.
bir bak diyoruz aradaki farka. Gerçekten çalışılmış bölge bir incelme, bir yumuşama oluyor. Diğer bölge hala üçgen bir şekilde ve sert, çok sert bir şekilde duruyor. Zaman içerisinde bunu düzenli yaptığımız zaman da şey oluyor, güzel sonuçlar alınabiliyor. Yani ben şunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Ben kendi pratiğimde bile daha önce liposuction yaptırmış ya daha önce bir takım uygulamalar yapmış hastaları artık kabul etmez duruma geldim. Çünkü ciddi sıkıntı yaşıyorum yani. Çünkü ameliyat esnasında çünkü sonuçlar da yansıyor. Yani burada hastaların aslında çok uyanık olması gerekiyor. Yani bölgesel incelme ile yapılabilecek bir hasta kategorisi var. Bunu asla hayır demiyorum. Evet, kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Yani hasta ayrımı çok iyi olmalı. Çünkü hakikaten ciddi simitleri olan bir kişinin böyle bir şeyden medet umması ya da yapan uygulayıcının ya bak hani senin doğru yerin işte liposuction diyebilmesi açısından söylüyorum ki etik çalıştığınızı bildiğim için bunu özellikle muhakkak ki her zaman biz genelde beraber aynen yani az önce de dediğim gibi kadın çok doğum yapmıştır ciddi anlamda çatlakları oluşmuştur. Hani çok falan gerçekten böyle yumuşacık olmuştur. Çatlağa da geçin göbek sarkması göbek oluyor ya mesela biz ona yani ne yapalım? Biz bunu kandıramayız. Evet. Burada yağ tabakasından değil fazla bir deri var kesinlikle bir cerrahi müdahale gerekiyor buraya. Hemen yani Fatih hocama gelip yani sonuç alamayacağınıza inandığınız çünkü tecrübeniz çok fazla olduğu için yani sonuç alınamayacağına inandığınız hastayı denememek dahi lazım. Çünkü denendiğinde artık o ellenmiş bir doku oluyor. Bir işlem yapılmasa dahi. Çünkü bu defa liposuction'da başarılı olma şansını yitiriyor. Hatta geçenlerde çok enteresan bir şey anlatayım. Bir erkek hasta başvurdu bana. Bırakın bu tip uygulamaları liposuction yapılmış iki defa ve hala kocaman bir bel ve yok edilememiş mesela. Şimdi böyle bir durumda bırakın şeyi hani bu tip dışarıdan uygulamalar liposuction'da bile tecrübeli bir hekim yapmayacaksa eğer orada bile etkiliyor. Hakikaten girilmemesi gerekiyor. Bölgesel incelme sonuç veren bir uygulamadır ama sadece vücudun bazı bölgelerinde birikmiş dirençli yağ tabakalarını vücuttan uzaklaştırma işlemidir. Asla zayıflatma işlemi değildir. Evet, süper konuştunuz. Çok teşekkürler gerçekten. Evet efendim. Bugünkü program konuğumuz uzman estetisyen Cemile Der idi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.